أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد الصلوات farklı farklı konulardan yapalım. İlk önce akıllı ile zekiler arasındaki farkı konuşalım. Akıllı ile zekiler arasındaki fark. Yer yer bunun hakkında konuşuyoruz. Bir şöyle. Hepsi de doğrudur. Çünkü niye muayyenliği yok? Çünkü çok farklı sıfatlar arz ediyor. Ondan dolayı sıfatları farklılığından farklılık noktasında mukayese edilerek ortaya konuluyor. Zeki ile akıllı arasındaki fark nedir? Bu meyanda bugünkü farkı neymiş? Bazı insanlar kısa ve dar zamanda ve zeminde çözümler üretir. Bunlarınki uzun ve geniş zamana göre çözümler ve planlar yapanlara pek uymaz. Yani zekiler kısa ve şimdiki zamanda dar zamanda çözümler üretir. Zekiler mazi ve müstakbellere pek alakaları olmaz. Akıllı 3-2 zamanı mazi ve müstakbeli halde yaşatır. Bir de söylüyorum. Akıllı insan mazi ve istikbali halde yaşatır. Zeki ise mazi ve müstakbel kanatları yoktur. Şimdiki zamanı yaşar. Mesela ona delil 5. şuada var. Tilki, maymun, deccal, Yahudiler için zeki ve desas diyor. Zeki ve desas diyor. Kur'an yakulun takulun efele tefekkurun efele tedebberun fetebiru yaulun elbab gibi ayetlerle aklınız yok mu? Düşünemiyor musunuz? Ustad da aklını başına al diyor. Aklı başında olanlara diyor. Aklını kaybetmeyenlere gibi tabirleri görürsünüz külliyatta. Bunlar şimdiki zamanı yaşayanlara hitaptır. Bu noktada bir de bakın. Bazı insanlar şunu da söyleyeyim. Allah kimsenin başına vermesin. Zekavetleri ileride olup akılları arkada olanların durumları çok vahimdir. Huzurlu yaşamaları mümkün değil. %70'i intihar edenler bu tiplerdir. Eğer zekilikleri önde, akıllıkları arkada ise bunların ciddi bir rehberi tutunacakları kişi yoksa, yani her bir padişahın bir şeyi vardır, danıştığı akıl hocası vardır. Mesela Yavuz'un Hasan Can'ı vardır, Fatih'in Akşemseddin'i vardır, Behlul Dana da şeyin değil mi? Neydi o? Harun Reşit'in gibi hepsinin vardır. Dolayısıyla eğer bir insana Allah belasını verecekse aklı aşağıdadır, arkadadır, zekavet ileridedir. Allah ona en büyük bela budur. Çünkü akıbetleri intihardır. Akıl ve zeki arasında peki kim şey yapacağız onu konuşuyoruz. Bazı insanlar kısa ve dar zamanda zekiler, kısa ve dar zamanda mazi ve müstakbeli yok şimdiki zamanda ve zeminde çözümler üretir. Bunlarınki yani akıllı insanlar ise uzun ve geniş zamanı içine alıp çözümler ve planlar yaparlar. Dolayısıyla pek bunlara uymaz. Akılların en büyük özellikleri kibirdir. Kibir ve gururdur ve taassup ehilleridir. Özür dilerim, düzeltin beni böyle. Zekilerin özelliğidir. Kibirlidir, gururludur. Taassup ehilleridir. Şimdiki zamanı yaşarlar. Cemaat ruhu pek yoktur onlarda. Uyum sorunu var, psikoloji sorunları vardır. Onlara nazar musama ile bakmanız lazım. Yani hastadır. Çünkü onlar kısa zamanda, kısa bir zeminde, kısa çözümler. Yani şimdiki zamanda göre şey yaparlar. İyi bir mühendistir, iyi bir doktordur. Yani iyi bir efendim nurcudur, iyi bir vakıftır, iyi bir konuşandır, iyi bir çözümler üretir. Adınız gibi isim ve soy isim. Soy ismini düşünüyor musunuz söylerken? Yok.
O kadar alışmışsınız. Aynı söylediğimi de öyle ezberleyin. Zekiler de mutasip olur. Cemaat kucaklayıcı ve kuşatıcı olmaz. Bağnaz olur, geçimsiz olur. Çok zekidirler ve kibirlidirler. İnsanları beğenmezler, üstten bakarlar. Daha çok kısa zamanda çözümler ve planlar zeki insanlar yaparlar. Akıllar zekileri beğenirler. Fakat zekiler akıllar pek beğenmezler. Akıl nedir onu şey yapayım. Gerçi aşağıda söyleyecek ama acele edeyim. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Yani vahye bağlı olmak. Nurculukta uygularsak ilmin kıblesi sadakattır. Sadakat ehilleri akıllıdır. Akıllar sadakatlıdır. Çünkü bilir ki kendi kendini kurtaramaz, kendi kendini yönetemez. Zeki ise bu akılla, bu aklın mutluluğunu çözmeye, planlamaya çalışır. Teslimiyetleri pek olmaz. Yani en büyük sorunları teslimiyettir. Unutmayın. En büyük psikolojik sorunları teslimiyettir ve şüphecidirler. Ve inatçıdırlar. Her şeyde ifrattadırlar. Yani diyelim ki inatları düşün, bunları saydın daha çok şey sayarsın. Yani şunu kastedeyim, onu biraz belki düzelteyim. Her latifenin tefrit, vasat, ifrat modu vardır. Zekiler ifratta oynarlar. Zekiler ifrat modunda oynarlar. Gabiler, gabavet insanlar, böyle aptal dediğimiz haşa, toplumsal hitabet, gabi dediğim. Onlar da tefrit modundadırlar. Akıllar hep vasattadır. Akıllar zekileri beğenirler. Akıllar insanları davasına katmaya gayret eder. Ne meziyeti varsa öne iterler. Yo, mesela diyelim ki Yahudiler de yapar bunu. Sen mesela ne özelliğin var? İyi koşucusun. Hemen onu öne iterler. Davasına yardım etsin. Yani davasını onunla ispat eder topluma. Sen ne bileyim zenginsin. Sen falan bilmem necisin. Siyasetçisin. Yani sen nurcusun. Sen tarikatçısın. Süleymancısın vesaire. Hepsini mutlaka ben buna ne yaparım da davama anlatırım veya davama hizmetçi yaparım düşüncesi olanlar akıllıdır. Ya odur. O bizden değil. O şov yapıyor. O kabulü ümmet değil yani. Hususi bir meşreptir. Hususi bir meşrep. Aşağılık böyle şey tarzında. Hususi bir meşreptir. Resulullah da hususi bir meşrep olduğunu unutuyor. O topluma baktığın zaman Allah Resulü çıkınca hususi bir meşrepti. Ondan sonra kafir fazlaydı ve 5'te 4'tür. Bunlar çoklukla övünürler. Hatta mezardakileri de bizden derler. Ustad da tekti. Böyle tuhaf bir yöntemleri vardır. Akıl almaz. Sen de şaşırırsın. Bunlar ki akıllı değil mi? Akıllıdır ama bak dikkat edin. Aklı vardır ama zekavetleri öndedir. Ondan bahsediyorum hep. Akılsız değildir. Aklı vardır ama akıl arkadan geliyor. Akıl zekavete hizmet olmuş. Akıllının ise zekalar aşağıdadır. Zekavetleri akla hizmetçi olur. Peki ikisi eşit olursa kim olur? O asfiyalarda olur. O istisnadır. Yani zekavetle akıllılık bir insanın cemi çok zordur. Hani eşit cemi. Mutlaka bir tanesi ileridedir. Zekilik tasvip olduğuna göre itikada çıkamamış. İltizamda kalmış. Kalmış evet. İltizam değil mi? Evet eşit. İltizam. Ha? Orada mı geçiyor? İltizamda. Taassup iltizamda. O zaman zekavet iltizamdadır. Evet. Kendisinden başka şey. Muhakeme aferin. Yok. Aferin. İfrat tefride ayıramıyor. Adem muhakeme var. Yani cehalet ve ademi muhakeme. Aferin be. Gurur duyuyorum sizinle ders yapmaktan elhamdülillah. Eksiklerim şey varsa düzeltiniz. Ve memnun oluyorum. Efendim, akıllar aklını verene, aklını teslim eder. Teslim sahipleridirler. Böyle gördüğü zaman hakikati, hak ve hakikati, hakkı teslim ederler. Zekiler ise tevil ederler. Öyledir ama yani bakıyor böyle, kokluyor, bizden midir? Değilse hiç mutlaka bir kılıf uydurur.
Arkadaşlar, nefis cümleden etna, vazife cümleden alaya. Ya bu bir, belki bir 10 dakika bir şey dinleyeceksiniz. Ben de mesela şu kadar bir şey okuyacağım. Ama 30 sene 10 dakika. Bunu diyebilmem için dima senelerden beri tahayyül, tasavvur, taakul, ifrat, tefrit, vasat, ifrat, tefrit, vasat, ifrat, tefrit, vasat. Yani hepsi böyle meşgul olanlar bu ancak bu şey, ihatalı bir şey, hüküm söyleyebilirsin. Bir cümledir ama bütüne hakim olmadan o cümle diyemez. Örneğin. Allah Resulü diyor ki, misal söyleyeyim, aleyhissalatü vesselam, yemeği var ya mesela, sıcak yemek, üfürerek yemeyiniz. Basit bir cümledir. Hayır, bunu diyebilmesi için peygamber lazım. Niye? Bir, o tarihte ağızdan çıkan nefesin kimyasal yapısını bilecek. İki, yemeğin yapısını bilecek. Üç, bu sıcak nefesin bununla kimyasal reaksiyonunu bilecek. Dört, bunu tekrar bedene yani sirayet edip, orada bir reaksiyon alıp tekrar yiyince vücutta ne olacağını bilen bir insan sözüdür. Yani basitte zahirde bir şey gözüküyor. Mesela diyelim ki tuzla başlayın. Bu tuzun kimyasının bedensel yapısını ve ikisinin bir imtizacından ortaya çıkacak yani gelecek yemeklere karşı oradaki aktif olan zemini bilen bir zat diyebilir. Basit bir şey değildir haşa. Yani bunları diyebilmek için böyle dinliyoruz ama hakikaten şey için şükür nimeti için diyorum, şükür için söylüyorum. Ve emma bi nimete rabbike fadis. Böyle veciz, net cümle olmaz. Geveleyip dururuz yani akıllı falan. Yani mukayese. Bu senere kendi şeylerim bunlar. Kendi notlarım ve tespit ettiğim külliyattan dolaşabildiğim içeride. İçeride tespit edebildiğim ve külliyattan tespit ettiğim şeyler bunlar. Okurken malum. Ve bu 18. defterdir. Devam ediyorum. Başka? Oysa zekilik aklın içeriğinden bir sıfattır. Zeki, zekavet aklın bir sıfatıdır. Cever akıldır. Kapsayan akıldır. Zekiler akıllarını hizmetçi yaparlar. Akıllar ise zekavetlerini hizmetçi yaparlar. Oysa zeki, zekavet aklın bir sıfatıdır. Zeki aklın sıfatıdır. Başka? Daha çok ihtiyarlarıyla hareket ederler zekiler. Zekiler iradelerini pek kullanamazlar. İhtiyarlarıyla hareket ederler. İhtiyar dimağıdır. Behimi bir hayatın fonksiyonudur. Yani şimdiki zamana münasırdır. Hayvanı duygulardan ortaya çıkar ihtiyar. Onun için hayvanlarda ihtiyar vardır, irade yoktur. Kafirlerde ihtiyar vardır, irade yoktur. Kamil insan, Müslüman insanın Müslümanlığının şuuru nispetinde iradeleri vardır. İradeyi nerede olduğunu anlarsanız bu konuştuğumu delilini çok iyi kavrarsınız. İradenin yerini bana söyler misiniz? Vicdan inkişaf edende kafirin vicdanı yoktur. Onun için irade şeyin vicdanın soğan kabuğu gibi düşünürsek böyle en diş kabuğu irade. Zihin. His. Latife. Demek ki irade buradadır. Vicdanı bir sıfattır. Hatamallahu ala kulubihim. Olduktan sonra irade olur mu? Demek ki kalpleri kilitlenmişse vicdanları bitmiştir. Vicdanları zayıf olanın o nispetle iradeleri yoktur. İradeleri o nispetle yoktur. Zihinleri o nispetle yoktur. Hisleri o nispetle canlı değildir. Latife Rahmani o nispetle ölüdür. Yani bir A eşittir B ise B eşittir A'dır yöntemiyle şey yapıyorsun. Mesela diyelim ki A eşittir B ise F eşittir B ise F eşittir A'dır. Değil mi misal? Yani böyle Kur'an'da da içtihadi şeyler böyle yapmışlar. Müştehitler Risale'de de böyle. Yani nereden çıktı bunu? Mesela hayvan taş mı ciğer mi? Kedi ciğeri tercih eder. Arı çiçek mi yaprak mı? Çiçeği tercih. Bu bir tercihtir. O mu bu mu? Bu. Bu bir irade değildir. Bu hayvanlara ait şimdiki zamana münasır olan ihtiyardır. Onun için usta cüz ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Yani behimi hayattan vazgeçtim demektir. Kalbi o zaman vicdan hiç olmadığı için abi tek ayaklı gidiyor yani. Dimağla gidiyor. Dimağla gidiyor. Evet. Yani mazime müstakbere gidemiyor. Pat yok. Düşüyor olduğu yer. Ha, olduğu yer. Şimdiki zamanı yaşar. Hatta yeni tespit Allah bana verdi bir müjdeyi size söyleyeyim.
Öyle inanıyorum Allah bana verdi diye bir şeyi. Doğru ve yanlış. İzmir Ödemiş'te yaptım bu dersi. Kitap okuyan, yani şey, kitap yazan veya ders yapan, düşünen ve düşündüren insanların, bak bu kadar seyahatta 15 günden beri, istisna 2-3 tane ders vardır dinle diyebileceğim o insanlara. Yoksa toplumsal şeye bakıyor. Enfusi dersler için de demem. Ödemiş'te Allah'ın bana verdiği bir ikram var. O dersi ki ders yapan, topluma hitap eden insanların dinlemesini tavsiye ederim. Ben bile yeni anladım. Ben bile derken ben bilmiyordum bunu. Hürriyet dersini yaptık. Hürriyet. Hürriyetin latife olduğunu öğrendim. Hürriyet bir latifedir. Yani şehvet bir latihistir. Latifedir. Korku bir histir. Öfke bir histir. Haset bir histir ya. Ha, hürriyet denilen bir histir. Latifedir. İfrat tifrit vasatı var. Ona ait bir saat bir ders olmuştur. Yani yeni Allah'ın bana verdiği şu, hürriyetin latife oluşunu öğretti bana Allah. Hürriyet bir latifeymiş. Hürriyet. Ondan sonra mutlak hürriyet istemek, hürriyetin kendi kendini inkar etmesidir. Çünkü kendisini aşıyor. Evet. Hürriyet bir latifedir, onu bir dinlemenizi tavsiye ederim. Çok harikadır, mükemmeldir. Yani Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Peki niye söylüyorsun? Rabbimle zaten anlaşmam var. Adam dinlesin dinlemez. Benim hiç şeyim de değil. Aa ben dinliyorum dinlemez. Hiç şeyim dedi. Ben Rabbimle bir anlaşmam var. Onun için cömertçe paylaşıyorum. Ya Rabbi bana ver. Ben de senin kullarına vereceğim diye senelerden beri anlaşmamız var. Allah da bana cömertçe davranıyor. Çok cömertçe. Ben de verdiğini veriyor. Ama dinler dinlemez. Bunu bak hep şey yapıyorum. Altını çiziyorum. Bak bu yeni öğrendiğim bir şey diyorum. Yeni. Yalan söylüyorsam Allah kahretsin beni. Yani başka bir şey için söylemiyorum. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Ben yeni öğrendim. İlk defa. Niçin? Cömertçe davrandığımdan dolayı Allah kullarını acıyor bana, benim ağzımda veriyor. Yani hürriyet bir latifedir. Bu hürriyet dersi kaderi de çözüyor temelde. Çünkü kader bizi bağladı. Hep böyle sorular, hürriyetimiz ortadan kalkıyor gibi sorular geliyor. Hürriyeti bilmiyoruz. Onun üzerinde izahlar yapmaya çalışıyorum. Hürriyeti bilmeden kader bizi bağladı. Hürriyet misin, değil misin, esir misin bilemiyorsun. Teslim olamaz kadere. Teslim olamaz. Hürriyeti bilmeden kader. Bir kadere teslim olamaz. Hürriyeti bilmezse. Kaderin, hürriyetin ifratında mı, tefrinde mi, vasatında mı? Usta çaktırmadan kadere öyle bir boyut veriyor ki desem beni buradan uçururlar. Kaderi yeni bir boyut getiriyor ilmi kelam ulemasına muhalif olarak. Kaderin yönünün mazi olduğunu söylüyor. Dikkat edersen tuhaftır bu. Mesaibe ve maziye kader, günahlara ve istikbale itikat noktasında bakılmalısınız diyor. Bu kadere korkunç bir boyut veriyor. Acayip bir şeydir bu. Geleceği kaderin içine almıyor, geleceği teklife alıyor. Çok acayip bir şey. İki bir acayip bir şey getirmesi. Ustad kader insanı yorumlamak olduğunu. Çünkü hali ve vicdanidir diyor. İnsandır bu. Başka kader nefsi gururdan, cüz-i ihtiradi mesuliyetten kurtarmak içindir diyor. Gene insandır. Men amene bil kadere mine minel keder. Kader iman eden Allah'a iman artar yok. Haşre izan artar yok. Melekleri iyi kavrar yok. Kadere iman eden kederden emin olur. Kim bu? Bu. Yani amentü billahi ve melaiketi ve kütübü. Amentü billahi Allah benden hariç. Ve melaiketi benden hariç. Ve kütübü benden hariç. Ve resulü benden hariç. Ve yevmil ahir benden hariç. Ve bil kaderi ben. Kaderin içinde benim. Acayip bir şey çaktırmadan veriyor. Kaderin iki cihette izah ediyor. Kaderin ilk şeyi 26 sözün ilk yüzü, ilk şeyleri, mepası şeydir. Zahirdir, ilimdir. Ondan sonra şey ise, hatveler ise enfusi kaderdir. Ne işi var orada hatvelerin? Küllü şeyin harikünü laveçe. Valla terken öyle şey işte mesela kendini unutan Allah bir ceza veriyor. Sen Allah diyor ki beni unuttun mu? Beni unuttun, sana bir ceza vereceğim. Cehenneme atacağım demiyor. Beni unutanın cezasını kendisini kendisine unuttururum. Oradan psikoloji dersi çıkartıyorum.
kendisini bak, Allah'ın verdiği cezaya bak, bir daha söylüyorum. Beni mi unuttunuz? Ben de size bir ceza veriyorum. Seni sana unutturacağım. O zaman en büyük nimet insan kendisiyle meşgul olmasıdır. Kendini tanımlamasıdır. Yani kendini devamlı aktif etmesi ve devamlı kendisine yatırım yapması lazım. Yoksa ülfet belası alıp götürür. Helak eder sizi. Sürükler. Ondan sonra bağnaz olursun, geçimsiz olursun. Cemaata da artık şey yapar ya, bir şey veremediğin için. Onlar da bu karar. İndir bindir aynı şey, indir bindir aynı şey, indir bindir aynı şey. Ya iki asker varmış, iki asker varmış. Dört kirli çanta var, dört kirli çanta var. Kuyu varmış, kuyu varmış. 60 aşılmış, 60 aşılmış. Oysa o 60 aşı ne demektir falan diye. Bunu devamlı şey yapmak lazım. Kendini. Yani külliyatın, bakın dikkat edin, enfusi dersi var. Kaderin enfus dersi der hatveler. Dört hat. Ne alakası var? Orada ne iş var? Ve kadere değişik bir nokta getiriyor. Mesaibe ve maziye kader noktasında. Günahlara ve istikbale itikat noktasına bakmalısın. Burada mutezile ve itizal diyor, birleşir diyor. Çok acayip bir şey getiriyor. Ve kadere değişik bir şey getiriyor. Mazi ve müstakbeli halde yaşatan akıllılıktır. Mazi ve müstakbeli halde gömen, halde yaşayan zekiliktir. Çok tuhaf bir şeydir külliyat. Yani Allah'ın bir cezası nedir? Seni sana unutturmasıdır. Peki seni senle meşgul ettiriyorsa Allah'ın sana en büyük lütfudur. Mefhumu muhalifiyle çıkartıyor. Allah'ın en büyük lütfu seni, sana yaptığı en büyük lütfu seni senle meşgul ettiriyor. Bir daha okuyayım. O ayet okur musun şey? İkinci hatırdaki mağdur. He, oku bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Nesullah var ya, nisyandan. Allah'ı mı unuttunuz? Ve la tekûnû kellezîne nesullâh feensâhum enfusehum. Evet, ya. Oku. Mağdurunu okuyayım abi. He, oku. Ve Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerini kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. He. Haşir 19. Kaç? Haşir suresi 19. ayet. Haşir 19. Surede. Bakın, nereden çıkartıyoruz Mehmet? Bak, şimdi dikkat et. Allah'ı unuttun mu? Allah bir ceza veriyor. Ne ceza veriyor? Seni sana unutturuyor. Cezadır bu. Sen kendini unutuyorsun. Peki mükafata bak. Sen seninle meşgulsun. En büyük mükafat. 11. lemada yok mu? Onlar öldükleri zaman sema alamaz. Ustad ne çıkartıyor mefhum muhalifiyle? Diyor ki kainat Müslüman öldüğü zaman ağlar. Mefhum muhalifiyle budur diyor, hatırlarsınız. Ben de ne çıkartıyorum orada? Ceza nedir? Seni sana unutturmasıdır. Allah unuttuğun için. Peki mükafat seni senle meşgul etmesidir. Külliyat böyledir. İster kafana yatsın, ister yatmasın. Devamını okuyamasın abi. Oku abisi. Dersini verdiği gibi kendini unutmuş. Kendinden haberi yok. Kendini unutmuş. Kendinden haberi yok. İkiyi. Mefti düşünse başkasına verir. Tabi canım. Esselatu vesselamu aleyk. Kim öldü? Kim? Kanser. Kaç yaşında? 60. Kanser değilim. 60'da değilim, daha çok var. Ölüm duysa başkasına verir. 3 etti. Fena ve zevali görse kendini almaz. 4. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak. 5. Fakat ahs-ı ücret ve istifade-i hususat makamında nefsini düşünmek. 6. Bunlar neyi sayıyor biliyor musun? Kendini kendini unutmayı sorarsan nedir abi? Kendini kişi kendini unutması bu demektir. Bu işte içerini dolduruyor. İçini dolduruyor işte bu bu dolum tesisi bu. Yani içi ne demek? Kendini kişi kendisi kendisini unutması. Ne demek abi, ben her zaman kendimi görüyorum, aynada falan bakıyorum. Kıyafetim kıyafetim iyi mi, yakışıklı mıyım, keyfim kıyafetim. Ben devamı bakıyorum. Sen seni unuttuğunun alameti külliyat muhacesine 6. Var mı? 7 var mı? Var abi, devamı geliyor. Of. Şiddetle iltizam etmek nefs emmarenin muktezasıdır. Başta. Şu makamda tezkiyesi, tathiri, terbiyesi şu haletin aksidir. 4. Allah'ın en büyük nimeti seni senle meşgul etmesi. Bunun aksi işte. Tamam, duralım. Konu o değil çünkü bizim sistem bozuyor. Ben aklım acayip bir şey kaydı. Unutmayı veren unutursam kendini unutursun. Bir dakika. Unutanı vereni? Unutmayı vereni unutursam kendini unutursun. Çok güzel.
Ya da bakarak mı? Rüştü abinin cümlesi de şöyleydi. Unutacağını unutmamak. Çok güzel. Devam. Aferin, kafanı çalışmaya başladı. Harika. Bir daha okuyorum burayı. Bir daha okuyorum. Daha çok ihtiyarlarıyla hareket ederler zekiler. Akıllar ise iradeleriyle hareket ederler. Başka son cümlem olacak bu mevzuyla alakalı. Akıllar olayların arkasından, zekiler olayların içinden olaylara bakı çözümler ararlar. Bir de söyleyeyim. Akıllar olayların mazi ve müstakbelinden hazıra çözümler getirir. Zekiler ise olayların içinden çözümler ararlar. Dışına çıkamazlar. Efendim, burayı geçtik. Tamam. Olayda bulunur yani. Tabii. Şimdi başka konuyu değiştiriyorum sevgili arkadaşlar. Ben sıfır sayısını okuyayım. Bir arkadaşı matematikçinin şey yaptı. Fakat ben onu daha değişik anlıyorum. Sıfır sayısı, matematikçi bir kardeşimiz dedi ki, isterseniz onun dediğini yapayım, okuyayım. Ondan sonra benim ona karşı şeyim var. Bak aldığımı, kimden aldım hep asla şey yapma. Hep derim benim değil bu, şu anda okuyorum. Fakat sonra benim fikrimi söyleyeceğim. O kardeşimizin şeyi, tespiti, matematik mühendisin şeyi. Sıfır matematiğin şeytanıdır. Etkisiz elemandır. Hiçbir değeri yoktur. Ama hangi sayının sağına gelse 10 kat değer katıyor. Mesela birin yanına sıfır gelse 10 yapar. Eğer önüne gelse, birin önüne sıfır koyarsan 10 kat küçültür. 0.1 olur. Misal, 1 sıfır getirirsen sağına 10 olur. Birin soluna sıfır getirirsen 0.1 olur. Eğer sıfırla sayıyı toplarsan değerini muhafaza ediyor. Misal 3 artı 0, 3'tür. Ama sıfırla çarparsan kendine dönüştürür. 3 çarpı 0, 0'dır. Şeytanla çarpıldır mı? Çarpılıyorsun. Yani sıfırlanıyorsun, şeytanlaşıyorsun. Aynen bu. O zaman aslında münafıklar abi şeytana çarpılıyorlar abi. Hem de acayip. Ben başka bir not şey getireceğim. Aynen bunun gibi şeytan mevcudat içinde değersiz elemandır. Elemandır. Ama insanlara 10 misli, 20 misli değer katar. Şeytan insanda toplanırsa, insanda bulunursa toplama olur ki. Arkana bırakırsa birin sağ tarafı arkasıdır. Birin ön tarafı sol tarafıdır. Eğer birin sağına, arkasına sıfır koyarsan bir on olur. Birin sol tarafına, önüne sıfır koyarsan 0.1 olur ki o bir 10 defa küçülmüş olur. Bu ne demektir? Şeytan insanda toplanırsa, insanda olursa insanın değerini en az 10 kat artırır. Ama çarpılırsan veya önüne koyarsan seni sıfırlar ya da 10 kat değerini düşürür. Matematikte bir ara kilitlenmiş. Matematik bir ara kilitlenmiş. Çok ilginçtir. Matematikte en büyük şeyi katkı yapan Araplardır. Matematik çözülmüyormuş. Sıfır kavramını Araplar getirmiş. Ve bir de matematikte kesinlikle hiçbir formu çözülemezdi. Çünkü bir şey var çözülmüyor. Formülde bilinmeyen denmesi, formülün içine konması, yani x denmesi, formülü çözmeye büyük katkısı oldu. Bunu da Araplar bulmuş. Yalnız bilinmeyene Araplar şey demiş, şey. Avrupalılar bunu almış, şey yerine x demiş. Ve biz bulduk diye yalandan söylüyor. Çünkü sıfır bulunmasa, sıfır yoksa bir de yoktur. Mesela 2 diyebilmen için sıfır bilmen lazım. Sıfırın hiçbir sayısal değeri yoktur ama bütün değer onunla bilinir. Hiçbir değeri sıfır ortadan kaldırsa matematik yoktur. Çok acayiptir yani. Zeminsiz zemin gibi bir şey. Evet, yani matematik zihinseldir.
realitesi yoktur. Üç tane elma dediğin zaman elmadır. Üç yoktur orada. Ha, bu elma, bu elma, bu elma diyorsun. Ona bir zihinsel üç demişsin. Hele irrasyonel sayı acayip bir şeydir. Öyle bir hakikatta yoktur ama düşüncede vardır. Rasyonel sayı bir şey var. Şimdi Araplar mesela diyelim ki şöyle yapayım. 20 eşittir. 20 eşittir. 5 çarpı şey. Şey nedir? Kaçtır o Mehmet? 4 olur. İşte Araplar şey demişlerdi. Onlar x demiş. Yani dolayısıyla matematik bir ara kilitlenmiş. Çünkü bir şey var ki işlemlerde ifade edilememiş. Bir şey var ama işlemde işlenemiyor. Koyamıyorsun çünkü yoktur. Yokun vücudu da olmadığı için şekli yoktur. Ama çözülmüyor hiçbir şey. Oraya bir şekil getirmen gerekiyor. X herhalde şeydeki karşılık abi. Yani o Arapçadaki şeyin Latince'deki karşılığı. Latince'deki karşılığı. Exist diyor. Exist yani var olan. Var olan. Var olan. Yani şey demek. Şey demek işte. Araplar X demiş. Şey istiyorum. Avrupalılar X demiş. Araplar şey demiş. Ne demi diyorlar X'e? Avrupa? Exist. Exist yani var olan. Ha var olan. Bak. Çok güzel. Latince'de. Yani. Bak. Çok güzel. Hatta yani bir şeyin bir şey ben düşünemezsem ve sayamazsam öyle bir şey yoksa niye düşüneyim diye Roma rakamı dikkat edin 500'e kadar var. 1000'e kadar var. Ondan sonrası yok. Niye? Zaten saymayacağım, kullanmayacağım. Niye var? Diye oraya kadardı. Yıllarca matematik ilminde bilinmeyen bir şey olarak kalmış. Daha sonra biri çıkmış Araplar demiş ki o bilinmeyen şeyin ismi şey olsun. Avrupalılar da bunu X demiş. İşlem yaparken X diyelim. İşlem bitince X ne olduğunu bilinir. Misal X eşittir. 2 şey x bölü 2 x bölü 2 eşittir 5 x 10'dur veya x bölü 3 eşittir 3 ise x 9'dur. Aynen öyle de x bilinmeyeni hakikatta şeytandır. Hayatında yani burada isabet etmiş. Yani x yani olayın içindedir. Ama ne var yani çözülmüyoruz. Yani bir şey var ki çözdürmüyor. Formu çözülmüyor. İçinde bir şey var ama vücudu yok. İçeride bir şey var çözüme götürmüyor. O zaman onu çözmek için demişler ki o bilinmeyene X diyelim. O zaman matematikte X şeytandır. Benim tespitime göre sıfır şeytan değildir, sıfır insandır. Hiçbir değeri yoktur. Yani yokluğumu bilmek yani yok olmak için değil, bütün varlık bilinsin diye. Usta diyor ki yokluğumu bilmeye çalışıyorum. Yani yoku bilmeye çalışmak yok olmak için değil, sonsuz var olanı göstermek içindir. Dolayısıyla insanı çekip çıkarırsanız varlıktan hiçbir şeyin değeri yoktur, bilinmez. Mesela gül niye öyle güzeldir? Öküz için gülle ot farkı var mıdır? Şimdi öküz için bununla ot ne farkı var? Kedi için kokmuş bir et, kokmuş bir balıkla muhabbet kuşu arasında fark var mıdır? Peki yerin altındaki madenleri insansı düşünün. Demek ki insanı çekip çıkarırsanız kainat manasızlaşır. Hiçbir değeri yoktur. Sıfır da öyledir. Sıfırı kaldırırsanız matematik yoktur. Hiçbir değeri yoktur ama her şey onunla bilinir. O da sıfırdır. Şeytan nedir matematikte? X'tir. Yani olayları çözmeye çalışıyorsun, bir şey var çözülmüyor ya. Ya ben misal, uygulayayım. Abdestim var, imanım var, namaz kılamıyorum. Allah Allah, başka. Namaz kılmak istiyorum doğrudur. Rabbime imanım var, itikadım çok sağlam. Ay bakıyorum namazda kendimi kaybetmişim. Başka şeyler gibi. Ya bir şey var burada ya, bir X var. Bir şey var istemediğim halde bana rağmen çalışıyor. Ben istemiyorum böyle bir namaz kılmayı. Tuvalete gidiyorum, ulvi şeyler geliyor. Namaza duruyorum, kötü şeyler geliyor. Yani bir ters çalışan bir sistem var bende. Namaza duruyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çoraplarım var. Acayip acayip şeyler. Tuvalete mi gidiyorum? Rahman ve Rahim olan. Rahim şefkate bakıyor. Ona şey bakıyor. Valla tuvalette yani. Ona namazda gelmez bu.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazda okuyorum. Bunun manası gelmez. Tuvalette Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ha, alemlerin Rabbi. Hamd. İşte Rahman. Şefkate bakar. Kafir mümin fark etmez. Herkesi rızıklandıran. Rahim hissesi kendisini. Tuvalette geliyor buna. Namazda gelecek şey tuvalette geliyor. Tuvalette gelecek şey de namazda geliyor. Namazda o gelecek şey de tuvalette geliyor. Ters. Yani bu ne demek istiyorum? Ya ben istemediğim halde, farkında olmadığım halde bende bir sistem çalışıyor. Ona X de şimdi çözelim onu. Veya kendimi çok iyi hissediyorum. Gayet iyi. Derslerim de var. Derslere gidiyorum. Ama bir anda kendimi çok kötü hissediyorum ya. Ne bilmiyorum ki. Hah, işte çözeceğim. X var bir şey. Şimdi onun formülünü yapalım. Çok severim ben de şeyleri. Şeytan. Şeytanlar. Çok hoşuma gidiyor. Şeytan hoşuma gidiyor. Yine. Bak şimdi. Aynen öyle de X bilinmeyeni hakikatta şeytandır. Hayatında, iyi dinleyin bundan sonrasını. Hayatında bilinmeyen, çözemediğin, darlandığın, daraldığın, bunaldığın, kilitlendiğin anların neticesi ve sonucuna bak, onların şeytan olduğunu göreceksin. X bölü 2 eşittir 5. X kaçtır? 5 ile 2 çarp, içler dışlar çarpımı 10'dur. Eğer orada eğer X diyene bir şey demezsen, burada bir şey var, bölü yok ama ha bak. Bir şey var ama onunla bunu ne yaparsam bu şey geliyor, 10 geliyor, çözemezsin. O zaman hayatının içerisinde bilinemediğin, bilemediğin, Allah Allah namazdayız, tuvalet şeyler geliyor. Tuvalette namaz geliyor. Hayatında bilemediğin, çözemediğin, darlandığın, durup dururken darlanıyorsun. Daraldığın, daraldığın, bunaldığın, kilitlendiğin, şeyler var, bittiğin, hiçbir şeyim çok iyi. 8 sene önceki bir hadise nüksetti. Ya bunlar neyin nesi? Onların neticesi ve sonucuna bak, göreceksin ki şeytan olduğunu göreceksin. O neyin nesidir dediğin X'tir, o da şeytandır. Aslında burada zekili akıllıyı da şey yapabilirsin abi. Bu mesela dediniz ya, zekiler olayı içinde çözmeye çalışır, akıllar geri durur da. Mesela orada X'i alıp şöyle geriye dursak baksak, akıllı insan yapar abi, bu şeytandan. Zekiler o olayın içinde boğulur kalır. Aynen öyle. Tanımlayamaz. Evet. Dikkat edin. Olayı yaşar yani. Evet. Hayatın bir formüldür. Hayat formüldür yani. Sorular sorulmuş. Hayat soru sorulmaktır. Yani şu. Biz hayattan mesul değil miyiz? Gözden, kulaktan mesul değil miyiz? He? Vücuttan mesul muyuz? Verilen Allah'ın araba verdi, para verdi, evlat verdi, at verdi, avrat verdi, şu verdi, bu verdi. Mesul muyuz? Mesul ne demek? Sual sorulandır. Mesuliyet sualden gelir zaten. Sual sorulan mesul olur. Sualden geliyor. Dolayısıyla o sual soruldu. Nasıl söyleyeceksin? Allah Allah, hayatımda bunaldım, tıkandım. Ha, durup dururken şeyler. Bu neyin nesi? Bu bilemediğin şey X'te. Çözmeye çalış, bak dibine o X'i bulacaksın, şeytandır. Tamam. Hasan abi bir hadis okuyabilir miyim abi? Oku abim. Akıllı ve zeki ile ilgili tevafuk etti. Bugün abi Hatice'de gördüm, takvimde gördüm. Fesubanallah. Ajandama yazdım abi. Şimdi bakıyorum acaba söylesem. Evet, takvim kültüründen alalım. Buyurun. Allah'tan Celle Celaluhu korkması kişiye ilim olarak yeter. Evet, akıllı. Kendini beğenmesi de cahillik olarak yeter. Evet, o da bilgidir. Zekavet. Zekavet. Zeki olan şeytanla uğraştığı için boğuluyor. Efendim? Evet. Yani şeytan akıllarla pek uğraşamaz. Çünkü akıllı... Şeytanın sahasına giriyorsun sen. Tabii sahasına. Mesela diyelim ki şöyle düşün. Bir çiftlik var. Böyle bildiğin zaman nasıl koltuğa var ya, rahat oturuyorsun. Şimdi şeytan bizi de kapmıyor mu? Geliyor. Böyle bir sarsıyor. Sonra duruyorsun. Bir dakika dur diyorsun. Kimsin bir dakika? Neyin nesi? Bu kötü olmanın sebepleri yok. Ben dershanedeyim, şuradayım, evdeyim veya hanımdır. Evdeyim. Televizyon çalmıyor. Çalarsa şansın yok. Çünkü şeytan yolu haramlardır.
haramlardan geçer. Haram yoksa şeytan giremez, mümkün değil. Çünkü her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Ustad diyor ki, Eyüp Aleyhisselam hastalığı, bizim diyor manevi günahlardan tevellüt eden ve şüphe ve vesveseler diyor. Haramlardan şüphe ve vesveseler çıkıyor. Yani şeytanın yolu günahtır. Başka bir şey yok. Sen çalmadın, bak şimdi evde televizyon çalmıyor. Ders çalıyor, evet, ders dinliyorsun. Mutfakta çalışıyorsun, ne bileyim ya, hiç böyle kötü olmanın sebebi yok. Allah Allah, bir sıkıntı oldu. Hayatına soru sor. Ben şu anda formül çözeceğiz. Formül sorudur. Ben doğru yerde miyim? Tabii canım, meyhanede değilim, evdeyim. İyi. Üç tane şeyimiz var da, üç bir. İki. Doğru yerdeyim. Doğru şeylerle beraber miyim? Televizyon falan açmıyor. Evet. Doğru düşünüyorum. Bu neyin nesi? X. O zaman baktığın zaman hayatına sorusu, demek adam aktif olmuş. Bir yerden gelmiş. Onu bildiğin anda ustad diyor ki ilim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Şu anda bana yaptırdığı gibi. Tak yaptıran odur. Ama şimdi kaçtı. Evet. Yakaladın zaten. Bak yaptırdı. Tanırsan gider. Tanırsan gider. Acayip bir şey. Peki. Sıkmıyorum değil mi sizi? Çok güzel. Bir ders alalım. Tamam. Şimdi zaten hadiselerle uğraşırken, şeytanla uğraşırken ne olur? Mücadeleye girmeyin. Musibetlerle, dertlerinizle, sıkıntılarınızla bunu eğlenceye dönüştürerek onunla çözmeye çalışın. Çocuklara bir şey öğretirken öğretme edasıyla öğretmeyin. Oynayarak, takla atarak. Ay falan vurdum bok. Mesela yeğenim vardı. Dayı bir bana hikaye anlatsana. Peki anlatayım. Dinliyorlar. Meğer diğerleri de dinliyor. Dedim köyden çıktım. He dayı. Ondan sonra bak yeğenime. 3-4 yaşında. Bizim köy tepesine çıktım. Akşam acayip karanlık gidiyordum. Ay şu an falan heyecan. Heyecanı doldurdum işte dereden indim. Şöyle baktım karşıdan bir karanlık var falan. Ondan sonra baktım ayı. Ondan sonra ayı geliyordu. Hemen namaza durdum falan, tamam. Namaza durdum. Naib ayı geldi. Orada namaz kılmama kadar bekledi. Ben de hiç de selam vermedi. O da namaz kılanlara dokunmuyormuş. Ben böyle namaz kılan sabaha kadar güneşi görünce kaçtı. Dayı ya öyle mi ya namaz? Tabii canım. Ondan sonra namazı tak diye 25. kare koydum kafasına. Ondan sonra niye ya? Ayılar namaz kılmaz ya. Hayvanlar kılmaz, insanlar kılar falan. Ondan sonra şimdi diyor ki babasınız namaz kılıyor çocuk. Ve bunu tekrarlıyormuş. Ayılar namaz kılmazmış diyormuş. Ama biraz kötü oluyor diyor. Otobüste de söylemiş falan. Çocuk da budur. Allah söyletirdi o zaman. Söyletirdi ya. Allah Allah. Yani tuhaf bir şey. Yani eğlenceye dönüştürmenizi istiyorum. Yani şeyi kastetmek istiyorum. Yani. Peki. Ben şuradan şeyi okuyayım size. Hürriyet'i okudum. İlginizi çekici inandığım bir şey var. Pişmanlık. Pişmanlık dersi yaptık mı burada? Yok. Pişmanlıktan bir parça okuyayım. Ondan sonra dersimiz biter zannediyorum. Haşir var. Haşir. Latafeler var. Kibir var. Bunu bulayım. Bulayım size. Cennet var. Tevhid var. Peygamber Aleyhisselam'ın laneti var. 12 kişiymiş. Lanetledi kişi. 12 kişiymiş. Nereye gittik? Pişmanlık. Şöyle yapayım ben hemen sizi meşgul etmemek için. Pişmanlık nerede? Pişmanlık 268'deymiş. Oho, biz neredeymiş? 268. Efendim kardeşler, pişmanlığı okuyayım kesiyorum. Bayağı da uzunmuş ya. Hı? Olsun, çabuk okuyayım. Biraz psikoloji bir şeydir. Yani böyle bizim teneffüs vakitlerimde veya işte okurken çıkarttığım şeyler. Senin yaptığın, zannettiğin şeyler, ben yaptığım, zannettiğin şeyler aslında etrafındakilerin de rolü olduğundan pişmanlık çare değil. Yani mesela bir insan sosyal bir varlıktır. Bir günah bile işlesen tek günah yoktur. Bütün insanlar yok. Tek sen varsın.
Günah yoktur. Ne günah? Yani günah dediğim şey insanla insan arasındaki diyaloğun özelliğidir. Dolayısıyla bu sen işlediğin günah tek başına olmadığı için bir toplumsal veya bir sosyal olmanın özelliğinden, dayatmalarından olmuştur. Onun için pişmanlık çare değil yapılan günahta. Çünkü çaresi yok. Pişmanlığın, yani yaptığın günahın çaresi düşünce itibariyle yoktur. Dinde vardır. Cezaya sarılma, çaresi olanın da acizliğine düşme. Yani yaptığın şeylerin çaresi, dindeki çaresi tövbedir. Unutma, taşlar, bitkiler ve hayvanlar, melekler, şeytanlar pişmanlık duymazlar. Pişmanlık duymak insanlığın alametidir. Vicdansaldır ve İslam Müslüman olduğunu gösteriyor. Kafirlerde pek pişmanlık yoktur. Üzülme vardır. Çok üzgünüm der. Pişmanım demez. Pişman imanın özelliğidir. Üzüntü menfaatın özelliğidir. Pişman olduğun belki de sana yeni fırsatlar sunuyor. Pişmanlık sana yeni fırsatlar sunandır. Pişmanlık pişman olmak için değil. Pişmanlığından pişman olma. Çünkü pişmanlık sana yeni fırsatlar sunuyor. Belki de aksini sana hatırlatıp kul olduğunu sorgulattırıyor. Zaman iyi bir tedavi vesilesidir, unutma. Zaman. Mesela en acımasız bir ailevi olay yaşadın. Zamana bırak, zaman onu tedavi edecektir. Sen çözmeye kalkma. En acımasız hadiseleri zamanın seylini bırak, zaman tedavi edecektir. Sen o zamanda verdiğin karar, o zamanda senin için en doğru olandı. Sen o zamandaki kararını şimdiki zamana, yani yaşına, kültürüne, ilmine göre yanlış olabilir. Sen geçmişte o kararı verirken bugünkü özelliklerin yoktu. Şimdi de o zamanda sen elinden geleni yapıyorsun. O zamanda da yapıyordun. Yani şu, pişmanlığın bir psikolojisi şudur. Elini koyar böyle. Keşke demeseydim, keşke yapmasaydım, keşke kabul etmeseydim. Keşke. Hep öyle keşke, keşke bataklıktır. Pişman, keşke deme. Niye? O zaman sen kendine düşman mıydın? Hayır. O zamandaki kültürün, o zamandaki yaşın, o zamandaki psikolojin, o zamandaki harici çevrenin etkisi ve bilgin ve dini hassasiyetin bütünlüğünün kararıdır o zamanki kararın. O zamandaki o kararın doğrudur. O kararını bugünkü mahkemeye getiriyorsun. Oysa bugünkü getirdiğin zaman yanlış çıkıyor. Yanlış çıkması gayet normaldir. Niye? Bugün şartlar, harici şartlar değişmiş. Yaşın değişmiş, kültürün değişmiş, anlayışın değişmiş, bilgin değişmiş. Tabii ki bu mahkeme malzemelerine göre bu olay yanlış çıkacaktır. O zaman geçmişinden ancak günahından tövbe et. İşte menfaattır, evliliktir. Birisine söz verdin, araba sattın, araba aldın, bilmem ne yaptın, evlilikte dahil. Pişman olma, o zaman doğru oydu. Yoksa yanlış bir şey, zan üzerine psikolojini kurarsın, perişan olursun. Bak, o zaman verdiğin evlilikteki harici sebepler, kültürsel sebepler, bedensel sebepler, dima sebepleri, kalbi sebepleri getirirsen, o zaman en doğru kararın oydu. Niçin? O zaman vermiştin. Yani bu malzemelerle bu neticeye vardın. Şimdi malzemen değişmiş. Şimdi keşke olsa. Olmaz kardeşim, bu yanlıştır. Ha, pişmanlıktan pişmanlık duyma. Ama pişmanlık sana yeni fırsatlar sunuyor. Peki abi, geçmişimiz ne yapacağız? Zil çalıp oynayacak mıyız? Hayır. Tövbene, yani günahlarına tövbe. Dünyevi hadiselerine kazandığından kaybettiğin masum, kazandığın memnun olmaz diyor. Bahtiyar odur ki var ya Mesnevi'de. Yani dünya umurunda kaybettiğine, evlilik de kayıptır yani. İşte çocuğu olmaması, olması. Ya böyle çıkmadı falan. Kardeşim böyleydi. Sen o günkü şartlarda dini eğitimin, dünyevi eğitim, kültür eğitim, harici sebep dayatmaları, psikolojin ve bedensel hazların, isteklerin bunu oluşturdu. O zaman en doğru oydu. Şimdi onu getiriyorsun, bu mahkemede sorguluyorsun. Bu yanlıştır, böyle yapma. O öyleydi. Ben de mesela bir sürü şeylerim var. Şöyle yapsaydım keşke. Hayır. O zaman en doğrum oydu. Doğrumdur benim. Peki abi, mesela tövbe ettik. O günahların açtığı ruhun tahribatını temizlemek. Yani
Rum tahribatlarını tövben temizlemez. Tövbe ama Allah ayetinde şöyle geçiyor. Eğer Nasu tövbesi dediği bir insan değil Nasu. Yani yaptığınız tövbeye bir daha dönmeseniz Allah Kur'an'ında teminat veriyor. Yapmamış gibisiniz diyor. Ayet-i kerime mealidir. Yani tekrar aslına dönülmeye, yani o günah işlenmeyse, onun adı tövbe ise, yani o günah bir daha yapmasan onu yapmamış gibisin. Allah böyle bir Allah'tır. Yani mesela çelik gibi olsa yaptın, iyilik, kötülük. Hepsi sabit dense, hiç değişikliğe uğramasa en büyük zulüm olurdu bize veya işte bilin. Allah ne yapıyor? Var olanı değiştiriyor formatını. Günah işledik, sevaba tebdil ediliyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Senin meslektaşın X şu anda araba sürüyor. X araba sürüyor. Şu anda çok yüksek şeylerde araba sürüyor yani. Şirketin bayi müdürlerinden X, eski meslek. Anla tabii. Ondan sonra F25'te. Ya bir sürü şeyler yaptık dedi. Tuvalette namaz kıldık, bilmem ne yaptık, şöyle yaptık. Ya ben diyor baktığım zaman diyor falan ben ne yapacağım diyor ya. Ortada kaldı, buldu beni İzmir'de. X yerde buluştuk, X kişi. Dedim ki bak, onlar ne oldu, benim geçmişim gitti dedi ya. Bak Allah aşkına şu dinler misin? Belki de 20 senesi gitmiş adamın. Geçmişim gitti diyor. Abi diyor. Neredeyse benim yaşıma gelmiş. Geçmişim tamamen sıfır diyor, ben oynatacağım diyor, böyle yapıyor. Dur, beni bulduğuna göre dur. Geçmişin gayet aynı kendi düzü. Ne demek o? Sen onu niçin yapmıştın? Allah için. Aynen Allah öyle kabul etmiştir. Yanlış da ya olsa doğrudur. Öyle mi ya dedi. Başladı Allah. Tabii ya. Yanlış doğrudur. Çünkü doğruluk diye yaptı. Tuvalette kıldığın imayla namazların hepsi namazdır. Allah Allah. Evet. Çünkü doğruluk diye yapmıştı. Bilmiyordu. Mesela bir misal söyleyeyim. Bir tanesine söyledim. Bir tanesi derken cami imamı ya. Cuma'yı arkasına kılmak şey yaptık. Hemen ben arkasına olduğum için. Namaz kılan erkek tahiyyatta otururken hem öyle bir misaller vermeye çalışıyorum ki elimden geldiği kadar. Verdiği misaller bir toplumsal yarayı tamir etsin diye. Namazda tahiyyatta otururken iki parmağını dikmen gerekiyor. En az iki parmağı. Değil mi? Böyle. Eğer namazda ayağın üstünü yere böyle yapıştırırsan şöyle namaz gitti. Tahiyyat olmaz. Tahiyyat olmayınca namaz gitti. En az iki parmağı dikeceksin. Dedim ki kardeşim neyse onun usulüne göre çektik falan şöyle şöyle. Dedim ya ben böyle bir şey okumuştum. İki şey okumuştum hocam dedim. Bir hatamızı dedim ilk önce. Yani ben sormak istiyorum dedi. Buyur kardeşim ne hoca olduğumu bilmiyor tabii. Buyur dedi. Ya dedi şöyle bir şey okudum. Hatayı bilmeyerek yapıp sonra hatayı bildikten sonra o geçmiş hatalar doğru olduğunu ama duyduktan sonra onu hemen düzeltmek gerektiğini yazıyordu. Doğru mu? Okudum böyle doğru mu? He doğrudur dedi. Ya dedim tahiyyatta dedim. Orada okuduğuma göre tahiyyatta iki parmak dikilmesi gerekiyormuş. Eğer ayak bu seccade bozulmasın diye ayak kaldırılıyor. Biliyorsunuz namazda tahiyyattayken bir ayak kaldırırsanız tahrimen mekruh. İki ayağı kaldırırsanız seccade bozulmasın diye ayak kaldırılıyor namazı bozuyor. Seccade bozulmaması için namaz bozuluyor. Kaldırılıyor ya. Ben de diyorum ki olan bunu ama adamlar seccadeler hiç bozulmuyor. Benim niye bozuluyor? Ben sürüklüyorum çünkü. Sürükleyince seccade bozuluyor. Adam seccade bozulmasın diye namazı bozuluyor. Adam pantolonun bozulmasın diye iki eliyle çekerek namazı bozuyor. Çünkü iki eliyle pantolon çekmek namazı bozuyor. Dedim ya hocam dedim böyle doğru mu okudum diye sana sorgulatmak istiyorum. Tabii de bu soru. İki parmağını dikmese namaz iptal oluyormuş. Tahiyyatta dördüncü oturmak falan. Öyle oluyormuş değil mi dedi. Sağ ol Allah razı olsun dedi. Daha yapmayacağım dedi. Hocam hürmetler ederim dedi. Ayrıldık. Kartı da verdim ne yaptı bilmiyorum artık. Evet şimdi... O mahkemeyi kurduk. Çok önemli. Pişmanlığı mutlaka bitirip ondan sonra kalkacağım. Tamam mı? Geçse de geçti. Ama izle okuyayım. Çünkü beni buraya soktunuz. Yarıda çıkamam. Yapıyordun. Kaderin. Ha şimdi geçmişindeki o pişmanlığa. Yaptığın kararlara bir. Çevresel dayatmalar. Çevresel kültür. Yaşın. Bedensel hazların.
o zamanki doğru bilgilerin, ruhtaki hassasiyetin, bir de kaderin hissesini de unutma. Elhamdülillah. Kaderin hissesini de unutma. Orada kaderin de hissesi var. Sen, hem sen sosyal hayatta olduğun için hadiselerin dayatmalarının hissesini de vermeyi unutma. Hadiseler dayattı, annen dayattı, baban dayattı, çevre dayattı. Hiç ummadığın bir yerde pat diye günah içinde buldun, günah yapmak zorunda kaldın. Yani o çevresel etkiler de var Allah'ın nazarında. Yani kolunu sallaya sallaya günah planlayarak gitmek ayrıdır. Kendini günahın içinde bulup da günah yapmak ayrıdır. Dağlar kadar fark vardır. Mesela bir sokaktaki insana iftira yapmak İslam hukukundaki cezası ailedir. Toplumda sevilen alim ve fazıl bir insana yapılan iftira hiç kıyas edilmeyecek kadar cezası çok farklıdır. O da insanı da farklıdır. İnsanlığın tekamülün gereğidir pişmanlık. Tekamüllüğün ifadesidir pişmanlık. Tekamül ettiğinin göstergesidir. Eğer eski halinde aynı devam etseydi pişmanlık denen bir kültürün olmayacaktı. Yani göstergedir aslında zamanda pişmanlık. Geçmişine tövbe et, daha meşgul olma. Geçmişinle meşgul olmak hem onu düzeltmez, hem de şimdiki zamanı kaçırırsın. Şimdiki zamanda geçmişi yaşarsan, keşke demeseydim, gitmesin. Geçmişi şimdiki zamanda yaşarsan, şimdiki zamanı kaçırırsın. Geçmişinden intikam almak istiyorsan, bugünü güzel yaşa. Pişmanlık tövbeye götürmeli, yoksa özgüveni yok etmesine müsaade etmemeli. Ya ben tabii ya geçmişim bitmiş ya ben ne nereden tutacağım falan ya ben benden bir şey olmaz falan. Pişmanlık seni aktif etmeli, gayrete sokmalı, yoksa özgüvenini ortadan kaldırmamalı. Geçmişinden dolayı kendinden nefret etmemelisin. Nefret etmemelisin. Çok hastalar gördüm. Ya hocam ben nefret ediyorum kendimi. O kadar her türlü rezilliğe bunlar girer. Hayır, kendini sev. Kendini seven başkasını da sever. Kendini sevmeyen başkasını sevemez. Kendisiyle barışık olmayan insanlarla barışık olmaz. Bu böyle 2 kere 2 4'tür. Kesin. Kendisiyle barışık değil. Bir duygusu böyle bir şey. Hani kalp şey var ya entegresi. Hastanede kalp şeyi çizerler ya böyle. Derler oğlum bu kalp ne biçim kalp ya atır. O zaman kalp ne yapacak? Buna bugün ortalama olacak. Ha. İnsan da öyle. Eğer içsel dengede böyle dengeliyse bütün hisleri, düşünceleri, latifeleri, dava, damlılığı vesaire, Risale-i Nur'da merhameti, şefkati, kuşaklayıcı, hepsi böyle entegreleri doğruysa bu adam iyi bir adamdır, özgüvenli adamdır, kendisiyle barışıktır. Kendisiyle barışık olan insanlarla barışık olur. Kendisiyle kavgalı olan eşiyle, aşıyla, cemaatiyle kavgalıdır. Seninle birisi kavga ediyor, geçimsiz bir adamsa, hocaysa, abiyse, ablaysa, vakıfsa, bilmem neyse, karıysa, kocaysa, bil ki kendisiyle kavgalıdır. Mümkün değil. Kendisiyle çözümü var. Çünkü kendisiyle barışık olan kendisiyle meşgul olur. İnsanlara yalnız acır ve dua eder. Onları aşağılamaz, itmez ve kalkmaz. Çünkü onların var olması lazım. Allah öyle bir Allah'tır ki o kadar hoşuma gidiyor ki Allah hakikaten böyle bir Allah olması lazım. İnancımdan söylemiyorum. Allah o kadar hoşuma gidiyor. Şu anda duyan benim Allah. Rabbim şahidim olsun. O kadar kaliteli bir Allah. Tövbe estağfurullah. Yani Firavun'un bile zannını boşa çıkartmayan Allah'tır. Firavun dedi ki ben ilahım. Allah ona ilahlık gibi böyle bir özellikleri yaşamasına fırsat verdi. Hastalanmadı. Dişi ağrımadı. Hiçbir derdi olmadı. Ya 350 sene yaşayacaksın hastalanmaz mı ya? Saraya giriyor atıyla arka ayaklar uzuyor. Atıyla yukarıdan aşağı iniyor. Ön ayaklar hiç rahatsız etmiyor. Ben ilahım dedi, inandı. O kadar öyle inandı ki Allah enna inne zenni abdibi kulum bana nasıl inanırsa ben ona öyle muamele ederim. Sırrı tahakkuk etti. Ya kardeşim, Firavun ilahlığına inandığı için Allah o cinsten muamele etti. Sen de ben iyiyim ya. Ben neyim var ya? Elhamdülillah günahlarıma tövbem var. Ama günahım çok büyük. Allah'ım ondan büyük. Ya günahlarım nasıl affedilir? Allah'ın kudreti sonsuzdur. Benim günahım sonludur.
Yani böyle Allah'ı bildin mi? Yani Allah'a öyle inanmış ki adam, yani ben ilahım diye öyle inanmış ki kendisine ilah olduğunu, yani o sıfatları göstermiş. Ya hiç hasta olmamış adam. E peygamberler kurtlanıyor. Derisi yüzülüyor. O hiçbir şey yapmıyor. Ona bile şey yapmıyor. Şeytanın duasını kabul etmiş. Ya Rab diyor, sana gelecek kişileri azdırmak için bana diyor kıyamete kadar fırsat ver. Dedi mi demedim. Şeytanın duasını kabul eden Allah senin duanı reddeder mi ya? Abi niye edilmiyor? Samimi değilsin ondan. Şeytan samimi etti yani. Şeytanın duasını kabul eden adam. Bir latife var ki diyor abi. Mesela 200. Evet. Fasık da olsa. Dahi olsa o latifeyle yaptığı dua reddedilmez diyor. Kaç sefer? Abi ya 252 ya 240. Çok. Bravo. Allah çok hoş ya. Bak Firavun'u bile reddetmeyin. Ben ilahım dedi. Allah da aşağı. Tövbe estağfurullah. Anlamadım. Tahayyül küfür küfür olmadığı için. Allah da seyrediyor adamı. Adam dedi ki kulu. Ben ilahım dedi. Allah. Tövbe estağfurullah. Rahmeti nasıl değilmiş de. Allah. Adam öyle muamele etmiş. Öyle inanmış ki enne ayne zenni abdi bir kanunu ona da işlemiş. O kanundur. Yani bana kim nasıl samimi inanıyorsa ihlas risalesinde yok mu? Batılda da ihlas olduğu için muvaffak oldular diyor. Batılda ihlas oluyor mu? Oluyor işte. Yazıyor mu yazmıyor mu? Batılda ihlas etmiş. Mesela adam F25 cemaatine bakıyorsun, Cevşen okuyor, Kur'an okuyor. Bu kadar halis insanlar var. Kendisi batıl düşüncesi. Bu kadar halis ve hak vesileyi batılına sebep ettiği için muvaffak oldu adam. O zaman hak bir sebeple batıl galip oluyor. Müslüman ise batıl sebep kullanıyor, hakkı mağlup oluyor. Hasan abi, bir cümle kaçırdın da bunu okuyabilir misin? İki cümle önce sana. Neydi abi? Geçmişten intikam almak istiyorsan... Ha geçmişinden intikam almak, bu günü güzel yaşa. Yoksa bu günü, bugün şu anda geçmişinle meşgul olursan bu günü kaçırırsın. Bak şimdi... Çünkü daha ölüm gelmedi. Niye böyle özgüvenin ya benden bir şey olmaz ben yapamam. Ya yapma Allah'ını seversen. Beni böyle kabul edin ben buyum değişemem. Deme ne olur ya Allah rızası için deme ya. Bir tanesi bana dedi mi kafamdan tepeme ateş atıyor ya. Ben değişemem ben buyum beni böyle kabul edin. Bunu nasıl diyorsun? Niye? Vel kazimine gayze vel afinanin nas. Allah diyor ki sen böyle değilsin. Sen değiş diyor ayette ne diyor? Gayzını yut. Öfkeni tut, gayzını yut, öfkeni yut, tut, insanları affet. Olmayacak bir şey Allah teklif eder mi sana? Yapamayacağını söyler mi? Allah öfkeni diyor, tut. Öfkeni tut. Ben tutamıyorum. Allah tutamayacağını demezdi sana. O zaman arabayı kullanmak nasıl bir eğitim işidir? Kültür işidir. Köpeği eğitmek, atı eğitmek bir eğitim işidir. Öfke duygunu, şehvet duygunu, dünya perestliğini, hasretini de eğitmelisin. Çünkü o bir latifedir. Eğitilmeye muhtaçtır. Tövbe de bir duygudur. Tövbe bir duygudur. Unutmayın, tövbe bir duygudur. İfrat tefriti vardır. Hiçbir şeyden pişman, okuyacağım zaten. Hiçbir şeyden pişmanlık olmamak. Tövbe, pişmanlık duygusu. Hiçbir şeyden, şeytanlıktır. Tamam mı? Okuyacağım şey gelecek o. Mesela geçmişinden dolayı kendine nefret etmemelisin. Çünkü daha ölüm gelmedi. Hemen ama hemen şu dersimi dinleyen herkese söylüyorum. Hemen ama hemen şimdi iki rekat namazdan sonra tövbe et. Göreceksin ki tövbe geçmiş ateşini dindirecektir. Geçmişten gelen o yangın silinecektir. Nasıl olacak? Bu sözümü dinleyen eğer kamerada dinliyorsa durdur, iki rekat abdest, abdest al demeyeceğim çünkü abdestsiz ders dinlenmez. Abdestsiz su içilmez, abdestsiz yemek gelmez. Ben sizi teşvik için söyleyeceğim, sakın ha başka manaya olun. Ben bileyim ki şu su içerken yarıya geldim. İçerken yarıya geldim, vallahi hatırlayayım abdestsizim ben bunu bırakırım gider abdest alırım tekrar yarıda kaldıktan sonra devam ederim. İçmem. Yapılsın de. Çünkü şeytana yol verme. Tamam. Şimdi bu dersi dinledin. Tak abdestsiz değil. Kalk, durdur ve iki rekat namaz kıl ve tövbe et.
Ama bana da ücretini de ver. Nedir hoca? Dua edeceksin. Hadi hepimize inşallah. Allah Celle Celaluhu böyle olduğumuzu bildiği için tövbe kapısını açık bıraktı. Ya tövbe kapısı kapalı olsaydı, yaptıklarımız hiç değişmeseydi. Ama öyle değil. Allah rahmetiyle değiştiriyor ve Kur'an'ında vaat ediyor. Sen yeter ki şeytanın tuzağı olan, senden bir şey olmaz, boşuna tövbe etme, yapamazsın zaten gibi zırvalarına kulak vermesen, çünkü sen ismet sıfatına sahip değilsin, hata yapabilecek özelliğe sahipsin. O zırvalara kulak verme, senden bir şey olmaz. Ya ben, Allah Resulü demiş, sahabeye gelmiş. Ya Resulallah ben günah işledim, tövbe et dedi. Gene işlersem dedi tövbeden sonra, gene tövbe edersin dedi. Ya Resulallah tövbeden sonra tekrar aynı şeyi yaparsam, gene tövbe edersin dedi. Baktı ki adam götürecek, dibi yok bunun. Allah Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam, kul diyor, tövbe etmekten yorulmadıkça Allah affetmekten usanır. Sen tövbe etmekten yorulmuyorsan, usanmıyorsan Allah usanmaz ve yorulmaz. Çünkü Allah hep üsttedir. Allah çok hoş bir şey ya. Tövbe yani bir yapı, birim ne diyeyim. O kadar hoş bir şey ki ya. Lezzetli bir şey ya. Keyif veriyor. Allah böyle ama Allah tanıdıkça keyif veriyor. Hoşuma gidiyor yani. O kadar güzel bir şey Allah ki ya. Ölüm neyim? Ölüm nasıl olacak ki kardeşim? Allah var kardeşim. Problem mi var? Allah var ya, ölüm varmış. Ölüm ne oluyor? Olsun. Ölüm var. Sanki ölüm Allah'tan büyük. Allah Allah ya, çok tuhafıma gidiyor. Cehennem varmış. Allah'tan mı büyük? Azrail varmış. Ona zebani değil ki, cehennem memuru değil ki. Adam gibi gelecek, sana adam gibi muamele edecek. Dua et de Azrail'in çırakları gelmesin. Nerede nasıl alacağını bilmiyor. Tamam. İlk defa öğrenecek ruh. Affedersin burnundan mı, kıçından mı, kulağından mı, nereden, ağzından mı alacak ruhunu bilmiyor. Acemi gelmesin. Acemi işte. Ondan sonra geldi tam yay gibi düşün. Geldi tam çıkacak eline kaçacak lap içeriye girdi tekrar. Kesecek koparacak. Böyle ruh alınır mı? Böyle acemi gelirse. Öldü gitti geldi olanlar var. Onlar İşte ölüm gibi olmuş. Allah Allah ya. Küfrün pişmanlığı imandır. Küfrün pişmanlığı imandır. Pişmanlık insanı pişirir ve hayata daha mukavim yapar. Hayata bağlar. Kendini affetmeyi becermelisin. Kendini affedebilirsen inan başkalarını da affedebilirsin. Affetmek kadar hürriyet görmedim diyorum. Affedebilmek kadar hürriyet görmedim. Ne demek? Mesela koyuyorum Fatih'i. Soy ismi ne diye senin? Çartı. Çartı mı? Ne biçim ismi? Bak, çartı. İki tane Fatih var da tekine. Şimdi ben şimdi şeyi koydum. Zihnimde Fatih var ya. Onun kafasını kıracağım ne biçim adamdır şöyle. Ben neredeyim şimdi? Hapishane değil miyim? Peki, buradan kurtulabilir miyim? Hayır. Fatih böyle dedi ya. Nasıl der ya? Nasıl yapar ya? Ona nankör ya. Dizine tutsun falan. Bu kadar iyilikten de alamaz. Her böyle konuşunca benim hapishanem oluşmuyor. Bakmıyor muyum? Buradan kurtulmanın yolu, hasetin, adavetin, nefretten kurtulmanın, yolu ki bunlar hapishanedir. Affettim onu. Allah'ım onu ve beni affet. Eğer namazlarında vallahi yemin ederim ben uyguladığım için söylüyorum. Her türlü bana hakaret, küfür edenleri şöyle yaptım. Ya Rabbi onu ve beni affet. Allah'ım ona merham et. Allah'ım onu hizmette istihdam et. Vallahi billahi dedim yani. Ondan sonra baktım ki o adam alemimden çıktı. Ne hiç meşgul etmiyor beni. Meğer affetme hürriyetmiş. Anladım. Ondan sonra yazdım. Bak ne yazmışım. Kendini affetmeyi becerebilirsen, çünkü ben günah yapıyorum. Kendimi affediyor muyum? O da günah yaptı, onu da affet. Çünkü affetmeyi beceriyorsun. Niye? Kendini affettin. Sen günah yaptıktan sonra lanet olsun bana diyor musun? Ona da deme. O belki sana hakaret etmesi makamını yükseltiyor. Ama senin günahın nefsin yaptığı şeyle günah aşağı indiriyor. Bu daha şer. Kendini affediyorsun, o zaman onu da affet. Kendini affedebilirsen inan başkalarını da affedebilirsin. Cümlemi söylüyorum. Tarihi bir cümle. Affetmek kadar hürriyet görmedi. Hür olmayı görmedi. Affetmediklerimin içine
affedemediklerimin içine hapsolmuştum, hapsolmuştum haberim yok. Nasıl diyor ya? Niye diyor ya? Sen bil veya bilme arkadaki şey dosya çalışıyor. Adama affetmedin ya. Haset ettim. Oy be nasıl yaptı ya? Ya bina yaptım, parası var, arabası var, katı var. İmanı var mı diye niye haset etmiyorsun? Ne arabası var, yatı var, çok mu mühim? Karun'un da vardı. Ama peygamberlerin kefenleri bile yoktu. Ama acayip yani Karun'un simya ilmi vardı. Toprağı altına çeviriyordu. Affetmekte bir terk değil mi abi? Yani karşılık vermemekte terk yapıyoruz. Ve en büyük ceza veriyorsun karşıya. Mesela 10 yıl kitap okuduk, ders yaptık. Onu da belki bir yere getiremedik ama onun hatasına karşı affetmekte vicdan olduğu için abi. Onu bir yere taşıyorsun. Evet, aferin. Çok doğru. Güzel. Affedemediklerinin içine hapsoluyorsun, haberin olsun. Affedemediğin her şeyin içine girmişsin demektir. Sana hapis olmuştur. Affedebilen hürriyetini tadar. Hem nasıl ki kibir kuyudur, Risale'de kibire kuyu diyor, affedememek de hapishanedir. Bilmiyor musun pişmanlık kötü yaptığımız şeylerden ziyade doğrular öğretiyor. Bir daha söylüyorum, bunu yazabilirsiniz. Tarihi bir cümledir. Bak, bilmiyor musun pişmanlık kötü yaptığımız şeylerden ziyade doğruları öğretiyor. Doğruları öğrenme yöntemidir. Ne? Pişmanlık. Bak bir de söylüyorum. Ben şundan pişmanım. Niye pişmansın? Yanlış yaptım. Şu işim yanlış. Heh. O zaman doğruluk diye yapmıştın. Demek ki şu işim yanlıştır demek, onun zıttı olan doğruları bildin demektir. Onun için pişmanlık eğiticidir. Kötü yapmak, pişmanlık kötü yaptığımız şeylerden ziyade doğruları öğretiyor. Nasıl ki sıhhat ve servet eğitici değildir. Hastalık ve yoksulluk eğiticidir, öğreticidir. Bu çok antika bir cümledir. İki cümle çok ilginçtir. Affedebilen hürriyetini tadar. İki, pişmanlık yaptığımız şeylerden ziyade doğruları öğretendir. Yani bundan yanlış pişmanım, şundan pişmanım. Keşke demesem yapma. Ha, bunun zıttı var demektir. Öğretiyor sana. Yani bunu böyle dedim de böyle demen lazım. Böyle yaptın, hayır böyle yapman lazım. Böyle gittin, ha şimdi böyle gitmen lazım. Eğitmendir pişmanlık. Az önce abi o şeyi anlatırken sıfır örneği vermiştiniz ya, matematik kitlenmişti. Yani o kötü yaptığımız şeyler, o sıfırlar olmasaydı kitlenip kalacaktık. Katın. O şeyler çıktı ortaya, o birin yanına sıfır attık işte, değer büyüdü ve ortaya çıktı. Aynen şeyi öyle. Şeyi bununla kullanırsın. Aynen. Aynen öyle. Vallahi doğru. Aslında belki de pişmanlık bir öğrenme sürecidir. Bu ne biçim, çok güzel, hoşuma gitti ya. Hatalarımızla, yanlışlıklarımızla doğruları öğreniyoruz. İyi dinleyin, şurayı çok antika. Hatalarımızla, yanlışlıklarımızla doğruları öğreniyoruz. Hatalarını bilmek, eksikliklerini bilmenin mantığı, kültürü şudur. Doğruyu biliyorsun ki şu yanlıştır diyorsun. Hatalarımızla, yanlışlıklarımızla doğruları öğreniyoruz. Yani nasıl öğretiyor? Zoraki öğretiyor sana. Bir yaptın böyle kavga çıktı. Ha demek öyle yapmaman lazım. Bir yaptın adam senden nefret etti. Bir yaptın bilmem ne yaptın. Mesela diyor adam bir şoförüm anlattı bugün. Beni bir şey yapar. Abi diyor yağmurda diyor falan biraz göl olmuşsa dedi. Hele dedi sağ şeritten giderken yavaş gitmek lazım dedi. Meğer dayak yemiş. Oradan giderken su tap yayalara sıçramış. Kırmızı çizgi durunca da arabadan indirmişler adamı. Yani ha şimdi dedi bak ya ortadan gideceğimizdi veya soldan. Sağdan gideceğim bak nasıl eğitmiş. Ha öyle gidilmemesi gerekiyor. Onu 10 saat anlatsam anlamazdı. Bir böyle suyu sıçratınca insanlar o hale gelince. Ha tamam. Doğruların sorgulayıcısıdır pişmanlık. Bir daha sonra okuyorum. Doğruların sorgulayıcısıdır pişmanlık. Başka? Doğrulara peşin verilen ücrettir pişmanlık. Başka?
Günahlardan arınmak, sıyrılmaktır pişmanlık. Başka? Hayatın standart gitmediğini gösterendir pişmanlık. İnsanları affetme fırsatını verendir pişmanlık. İyi bir eğitmendir pişmanlık. Tek pişman olmadığım bir şey varsa o da imanım ve ubudiyetimdir. Her şeyime pişmanım. Pişmanlık insanlığın tiniyetinde mevcuttur. Pişmanlığını mazinin hulasası, istikbalin mukaddemesi yap. Mazidekileri topla, çekirdek yap. Onun içerisine pişmanlık koy. Gelecek hayatına mukaddeme yap. Pişmanlık neydi? Mazinin hulasası, istikbalin mukaddemesidir. Unutma, geçmiş geleceğine atılmış. Yaptıklarımız önümüze atılmış. Ağladıklarına ağlamaktır pişmanlık. Ağladıklarına ağlamaktır pişmanlık. Pişmanlık kul olduğunun şuuruna varmaktır. Kusurlarına verilen cezadır pişmanlık. Pişmanlık tövbenin ta kendisidir. Şuurlanmaktır pişmanlık. Doğru zannettiklerimizin mahkemesidir pişmanlık. Belirsizliklerin, çıkmazların son durağıdır pişmanlık. Ademi hayatı çıkmaz sokağıdır pişmanlık. Ademi, yokluk ülkesine çıkan sokaktır pişmanlık. Hem de ahireti bilen ve dünyanın hakikatini keşfeden aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. Mektubat 68. Başka, pişmanlık ruhun geçmişini şimdi yaşamasının alametidir. Başka, dünyevi meselelerle pişmanlık duyma. Uhrevi ve ameli meselelere pişmanlık tövbe ve gayret olarak görünsün. Keşke şöyle yapsaydım, bu hanım olurdu, bu araba olurdu, bu işim olurdu, işim yatık deme, kaderdir. Ha, günahlarına pişmanlık yap, tövbe yap. Geçmişini şimdi yargılamaya misal, bir örnek veriyorum. Geçmişini şimdi yargılamamaya misal, şimdi yargılama geçmişini. Ya böyle yapsaydım, son cümle bu, bitiyor. Ya böyle demeseydim, kabul etmeseydim, lanet olsun, nereden şey yaptılar, kim vesile oldu ya, başına yansın gibi deme. Ona ait bir örnek veriyorum. Çok önemli bir örnek. Sen 15 yaşında bir genç suç işlerse, sen 15 yaşındayken sen bir suç işlesen, şimdi 22 yaşında olsa o genç, hapiste. Bak şimdi. 18 yaşında suç işledi. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ne olarak görür 15 yaşında suç işleyen? Çocuk. Çocuk. Değil mi? Şimdi diyelim ki 19 yaşında aynı suçu, şimdi yakalandı, hapse konuldu, 15 yaşında suç işledi, hapise konuldu, mahkemesi devam ederken 4 sene, 5 sene geçti. Biliyorsun 5 sene geçme. 15 yaşındaki çocuğun 5 sene geçerse hapishanede de mahkeme neticelenme. Kaç olur yaşı? 20 olur. Peki, şimdi mahkeme 20 yaşına gelen çocuğu karar verirken işlediği suçun cezasını 20 yaşında işlemiş gibi mi verir cezasını? 15 yaşındaymış gibi mi cezasını verir? Allah da senin cezanı o günkü kültürüne göre verecek. Ama sen hapiste durman, yani bugün dünyada yaşamanla göre vermiyor. Anladınız mı bu acayip bir inceliği? Sen 15 yaşında bir gençsin, suç işlese, şimdi 22 yaşında hapiste mahkeme sorgulanıyor, devam ediyor. Neticelenmedi ama bu seneye geçiyor. Mahkeme devam ediyor. Hakim suçun cezasını şimdiki yaşın durumunu üzerine mi verir? Yoksa suçun işlediği tarihe göre mi verir cezayı? Suçun işlendiği tarihe göre verir. Suçun işlendiği tarihine senin bak o suçu, bak ki o kadar bilgin yoktu. Hatta kafir zina yaptı, içki içti, hiç din gelmemiş.
fetret Sibirya'da, kutuplarda. Sonra İslamiyet nasip oldu. Hiç ne namazından hesap var, ne zinasından içken hiçbir, sıfır adam. Ha, bundan sonra yazılır. Her zamanın büyük mü var? Her zamanın büyük mü var? Ya bak şimdi, 15 yaşındayken sen, şimdi mahkeme devam ediyor, oldun 20, damat neticelenmedi. 15 yaşında bir suç işledin diyor, cezası 3 seneydi. Şimdi kanun değişti, 2 sene önce değişti. O 3 sene, 9 sene oldu. Sana hakim ne bugünkü gibi yaşına göre ceza verecek, ne bugünkü miktara göre verecek. Sana ceza 15 yaşına üzerine verecek ve 15 yaşındaki o zamanki miktara göre verecek. Bir dahile bakıyor, bir hacı veya bir enfüse, bir afaka bakıyor gibi düşündüm. Nasıl? Afaki bu mu? 15 yaşındaki haline göre hakimin düşünmesi enfüse bakıyor. O zamanki bunun cezası o da harici şey. Çok güzel. Yaşa göre düşünürse enfüsi, o zamanki miktarı harici, mücciyeti. Çok güzel. Son cümleyi okuyayım. Doğru pişmanlığından pişman olma. Doğru pişmanlığından pişman olma. Yani pişmanlığından pişman olma. Doğru pişmanlığından. Yani mesela geçmişte şunları yaptım, pişman oldum. Bir gün sonra ya ulan dün pişman olmuştun. O doğru şeyden pişmanlığından pişmanlık duyma. Yani pişmanlığından pişman olma. Peki. İlginç tevafuk oldu da abi. Siz son sayfayı okumadan önce o zekilikle ilgili yerde yazmıştım. Zekiler meyanına sahip olamaz diye yazmışım abi. Çünkü mazinin hülasası istikbalin mukaddimesi olan meyanına sahip olamaz. Çok güzel. Az önce okumuştunuz ya o zeki. Evet. Meyan aslında burada kullandım. Dikkat edin maşallah yakaladın. Ben kaçtım oradan. Aslında tanımlama meylindi. Yani meyan nedir? Mazinin hulasası istikbalin kademesidir. Yani şöyle bir ağaç düşünün. Ağaç düşünün. Çekirdeği hulasalandı. Mazisi ağaç. Bu çekirdek. Geleceğin ağacı değil midir? O zaman mazinin hulasası geleceğin mukaddemesi. Nedir? Çekirdek. Çekirdeğin içinde meylan var. Meylan bu. Pişmanlık da budur. İşte zekiler tövbeye sahip çıkamaz. Tövbe yapamaz. Çünkü zekiler mazi ve müstakbeli yoktur. Şimdiki zamanı yaşar. Tövbe hatırına gelmez. Hatta tövbe edin der Allah. Tövbe yapanlar yapamayanlar. Yani adam yani düşünün ki tövbe hiç hatırına gelmiyor. Tövbe edeyim. Bunlar kim? Zekilerdir. İfrattır. Evet. İfrattır. Hiç böyle. Acayip bir şeydir yani böyle. Allah muhafaza etsin. Burada duruyoruz. Biraz uzattığımın farkındayım ama faydalanacağınıza inanıyorum. Bir kaos, bir fırtına gibi yakıp yıkıyor insanları bu geçmişi. İnşallah iyi olur zannediyorum. Başka bir zamanda inşallah uyku psikolojisini bahsederim. Uyku psikolojisi. Bir de iblisin mühim bir desisesi var. Kendini kendine tabi olanları inkar ettirmek ne demektir? Bu psikolojiyi okuyacağız sizden. Lemalar 81'deki psikoloji okuyacağım inşallah size. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavat.